Nihayet bitti. Fena görünmüyor değil mi? Siz varken başka türlüsü olmazdı zaten. Sağ ol. Meryem'in hoşuna gidecek. İyi bir iş yaptık. Bu kadar çabuk bitireceğimizi tahmin etmiyordum. Feneol'in kızı Hena'ya selam. Allah'ın peygamberi Zekeriya'ya selam. Burada ne arıyorsun Hena? Beni bağışlayın. Bir dileğin mi vardı? Hayır, hayır. Meryem'i mi görmek istiyorsun? Bir sorum olacaktı. Acaba Meryem vaat edilen Mesih'in annesi olabilir mi? Bunu sana kim söyledi? Hiç kimse. İmran'ın öngörüsünün bu şekilde gerçekleşmesi gerekiyor. Meryem doğduğu günden beri şehre hayır ve bereket geldi. Hayvanların sütü arttı. İkiz üçüz doğuruyorlar. Celili halkının işleri yolunda gidiyor. Çiftçilerin de yüzü gülüyor. Bu da aldıkları bol ürünlerden kaynaklanıyor. Ne zaman Meryem'in gözlerine baksam, onda mana veremediğim bir şey görüyorum. O bir azize olmalı. O gerçekten bir azize. Mesih'in annesi olması için çok uygun biri. Bunlardan hiç kimseye söz etme. Zaten benimle aynı duygu ve düşünceleri paylaşan yok ki. Bak Hena, Meryem'in düşmanları çok. Bu sözler onun hayatını tehlikeye atar. Bilhassa tek başına mabette hahamların arasında kalacağı şu günlerde. Meryem, endişeli görüyorum seni. Allah'ın evini göreceğim içindir. Ona hizmet edeceğim için çok sevinçliyim. Ancak annemden de uzak kalmak istemiyorum. Bu çok zor. Biliyorum. Senin için kolay değil. Büyük baba, sizin de benim yaşımdayken babanız yoktu, değil mi? Evet, ben de yetimdim. Birçok peygamber ve veli küçükken yetim kalmıştır. Neden peki? Bunda büyük hikmetler vardır şüphesiz. Kimsesiz büyüyen bir insan sevgi ve muhabbetin kadrini daha iyi bilir. Yüce Allah bir yetimden çocukluk çağında bu büyük yalnızlığı süresince gönlünü sadece kendisine açmasını, ona yönelmesini ve ondan yardım dilemesini istiyor olabilir. Evet. Peygamberlerin kimsesiz ve yalnız olmaları yaratılışın büyük sırlarından biridir. Belki de bu yalnızlık onların en büyük hazinesi olmuştur. O halde mabetteki yalnızlığımı ona olan sevgimle giderebilmem için bana dua edin lütfen. Onun sevgisini kazanmak için gönlünü daima ona karşı açık tut. Kuşkusuz o her anneden daha şefkatli ve her babadan daha güçlü bir yardımcıdır. Mabetteki alimlerden ve hizmetkarlardan uzak dur. Bazıları hala baban İmran'a düşmanlık besliyorlar. Her ne olursa olsun onların öfkesini üzerine çekme. Onlardan sakın. Tamam, dikkat edeceğim. Güzel. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.